بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم Ve hale beynehumel mevcu fekâne mel sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala hakkıyla dinleyip hakkıyla tesir cümlemize nasip Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram eylesin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada ahirete bizi ayırmasın. Mevla hepimize başarılar nasip etsin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi Risale-i Kusriye'den bir beyt. Birkaç ayet-i manası vermeye çalışacağız inşallah. Bu ayetler malumunuz namazdan önce 60 şerif yapılıyor burada. 60 şerifte hafız kardeşimiz burada ayetler okuyor. Yani bu sabah bize okunan ayetler yani. İnsan ne yapmalı? Şöyle düşünmeli yani. Demek ki Rabbim bu hafta bizlere bunları duyuracak inşallah. Ve ona göre ne yapacağız? Eğer eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Her şeyimiz mükemmelse o zaman şükredeceğiz Rabbimize. Teşekkür edeceğiz ya. Allah'ım inşallah şükredenler de olmayı Amin. Eksiği varsa da tamamlarda tamamlarda da olmayı hepimize ikram etsin. İnşallah. <laughs> Ama bununla beraber de Risale-i Kusye'den bir beyt okuyoruz malumunuz. Her hafta büyüklerimiz Efendi Hazretleri aleyhi ve yapar. Bir Risale okur. Ondan sonra ayetler Peşinden hadis-i şerif hoca hocalarımız hadis-i şerif okuyacaklar inşallah. Peşinden mektuba dokunuyor. Mevla büyük ikramda bulundu bize elhamdülillah. O yüzden kıymet bilmek inşallah mevlam ikram <Sessizlik> Resulullah pusul rahim işaret. Ebu Bekir için itti itme laflet. Kesseti sav da bu devlet. Değildir aks idup nuru huviyet. Bu aks intibait. Gel gidelim. Cemali Baki maalesef. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh alakalı evvela hadis-i şeriflerini burada beyan etmiş. Onunla alakalı bir ifade konuş Bakalım hadis-i şerife bakalım. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ma sabballahu şeyen fi sadri <laughs> illa ve fi sadri Ebu Sıddık radıyallahu anh. Mevla Teala benim gönlüme bir şey akıtmadı buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne akıttıysa Akıtılan ne varsa ben de onun tamamını Hazreti Ebu Bekir'in gönlüne akıttım buyuruyor. Bu çok önemli bir ifade ha. Yani insan istifade konusunda bunu iyi ne yapmalı? iyice takip etmeli. Benim gönlüme bir şey akıtılmadı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala ne akıtıldıysa gönlüme tamamını Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın gönlünü akıttı. Rabbim o yoldan bizi ayırmasın inşallah. Yani demek ki gönülden gönüle akıtılan güzelliklerin tamamı, tamamı akıtılıyor. Tamamı arkadaşlar. Şöyle bir ifade kullanmışım. Hoca efendiler, kıymetli bir hoca efendi bana dedi ki, uç konuşma yapmışsın dedi, uç. Yani biraz uç konuşma olmuş herhalde. Ama gidip söylüyorum. Demişim ki o günkü şartlarda. Mevla Teala Efendimiz'e bütün güzelliklerini akıtmıştır. Bütün sırlarını, bütün hakikatlerini, bütün mükemmelliklerini akıtmıştır. Efendimiz'e kıskanç olmadığından dolayı demişim. O zaman söylemişim, yine söylüyorum. Efendimiz kıskanç olmadığından yetiştirmiş olduğu Hazreti Ebu Bekir Sıddık gönlüne bütün kalbi güzelliklerini akıtmıştır. Zaten kendi şöyle buyuruyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık adına da kıskanç değildir. O da kendisinden sonra gelen akıtmıştır. O da kendisinden sonra gelen akıtmıştır. O yüzden demişim, Efendi Hazretlerimizde de aynı akıtılanların tamamı vardır demişim. Yok uç konuşma yaptın dedi, diyor bana. Ama ben yine söylüyorum. Çünkü o zatlar birbirine ne yapmazlar? Kıskançlık yapmazlar. Perdelemezler. Akıtılması gerekenlerin tamamı ne yaparlar? Bütün marifetlerin, hakikatlerin, güzelliklerin tamamını aktırlar. Rabbimi iyi anlamaya bir müzik rahmet Bize de ne düşüyor? İstifade. Rabbim istifade etmeyi Ne kadar? İşte gönül ne kadar kaptırabilirsen, sevgini, muhabbetini, kalbini ne kadar kaptırabilirsen o kadar istifade edebiliyorsun arkadaşlar. Eğer deryaya, gönlünü derya olarak bırakırsan, gönlün derya olur. Tamamından istifade edersin. Yok, gönlünde bir kuyu olarak, gönlün bir kuyu olarak istifade etmeye kalkarsın deryadan, kuyu olarak istifade etmeye kalkarsın. Tencere olarak tutarsan, tencere olarak istifade etmeye kalkarsın. Gönlüne göre, gelin gönüllülerimizi derya yapalım inşallah. En yüksek istifade edelim. Yakışır bize. Yakışmaz mı? Rabbim ikram etsin. Büyükler kıskançlıyor arkadaşlar. Onlar bize eğitmesi için, bize eğitmesi için elinden gelen her şey yapıyorlar. Ama yetiş yeter ki biz yetişelim. Yeter ki biz yetişelim. Bakın çok önemli bir ifade söylüyorum. Efendi buyurmuş ki oğlum demiş oğlum. Efendi babamız buyurmuş oğlum demiş. Allah bir demenle Allah bir olmayacak. Allah zaten bir demiş. Ya. Sen tevhidini kabul etti. Ka tevhidini ortaya koymuş olacaksın. Mevla Teala'yı birlemekle imanı ortaya koymuş olacaksın. Yoksa ben bir dedim de Allah bir oldu. Yok Allah zaten bir ya. Peygamberin güzelliklerini anlatarak peygamberi yüceleştirmeyeceksin. Güzellikler ortaya çıkmayacak. Peygamber zaten mükemmel ya. Sendeki kalite ortaya çıkacak. İnşallah. İnşallah. Çıkartırız. İnşallah. O yüzden gönüllerimize katılan güzelliklerden istifade konusu bizim için güzel olacak. Onlar zaten istifade etmiş ya. Zaten mükemmelliği yakalamış. Zaten zirveyi yakalamış. Zaten Mevla Teala en iyi bilenler olmuşlar. Zaten Mevla Teala yaşama hususunda, anlama hususunda en mükemmel anlamışlar. İş bize dönüyor. Biz de başaracağız Allah'ın izniyle. Dese ya bu, bu niçin geldi bu sabah? Bunun için geldik. Başarmak için geldik inşallah. Rabbim ikram edersin. Amin. Bakın yine bir hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La yaflurukum Ebu Bekri. Bi ketleti siyami ve la salatin. Ebu Bekir <laughs> Sıddık radıyallahu anh. Sizden. Çok oruç tutmanız tutması sayesinde, çok namaz kılması sayesinde üstün olmadı. Dikkat edin ifadeye. Ha, oruç tutar mıydı? Tabii ki tutardı. Namaz tabii ki kılardı. Her şey mükemmeldi. Ama üstünlüğünün sebebi ne değil? Çok oruç tutması, çok namaz kılması değil. Nedir? Ve innema yaqtulukum bir şeyin qara fi sadrihi. Onun üstünlüğü onun kalbine akıtılanlardandır diyor, diyor efendimiz sallallahu ve e Demek ki bu kalbi inşallah ne yapacağız? İstenen kıvama getireceğiz. Bu konuda nasıl olacağız? Olay şöyle, çok kolay. Çözüyoruz Allah'ın izniyle. efendimiz diyor, kalbi mümini beytullah. Müminin kalbi beytullah'tır. Şimdi örneklerime şöyle yaparız biliyorsunuz. Evinizde hoşlanmadığınız şeyin olması ister misiniz diye sorarız cemaate. Derler ki istemeyiz. İnsan evinde hoşlanmadığı şey ister mi? Nasıl istemiyorsan Mevla Teala'nın tecelligahı olan kalbine de Mevla'nın hoşlanmadığı şeyi sokmayacaksın, kurtaracaksın. Bu kadar kolay ya. Aslında normalde size sorsalar Mevla'nın hoşlanmadığı şeyi kalbe sokulur mu? Anlayamadım. Bak mü? Cevabı bile kendiniz verdiniz ya. Mevla'nın razı olmadı, hoşlanmadı. Mevla'nın tecelligahı oldu. Tecelli etçi. kalbe. Nasıl sen kalkarsın başka bir şey sokarsın? Hoş olmayan Mevla hoşlanmadı. Düşünsene. Mevla tecelli edecek. Kalbe mi bakıyor? Oo. Olmayacak şeylerle dolu. Olur mu? Olmaz. E kendini hiç istemiyorsun. Karşılaştığın gittiğin bir şeyde karşılaştığın şey. Hoşlanmadığın bir şey olsa ne yaparsın? Olmadı dersin ya. Bak kendini hiç istemiyorsun. O zaman Mevla'nın tecelligahı olan kalplerimize inşallah... Masivalar yani Mevla'nın dışında olan şeyleri sokmayacağız. Pırıl pırıl olacak inşallah. Yolu, yolu da var. Hep yollar kolay. Rabbim bu kolaylık, kolaylıkların kolaylıklarını istifade etmeye nasip etsin. E hocam nasıl kolay? Ela bidikri illahi tatmayın dün Bu işin yolu diyor Allah'ı zikretmekle olur. Diyor. Bu kalpler Allah'ı zikretmekle temizlenir arkadaşlar. Tekrar ediyorum her şeyin yolu var dedik ya. Şimdi bu mescidi temizlerken ne yapmak lazım? Bize bir süpürge lazım. Doğru mu arkadaşlar? Alın ne tesbihi. Diyecek kendi kendine ki ya ben bu mescidi temizleyeceğim. Nasıl temizleyeceğim? Eline tesbihle Allah diyeceğim mescidi temizleyecek. Olur mu? Yok. Ölçü bu değil arkadaşlar. Ölçü ne? Süpürgeyi alacaksın. Başlayacaksın temizleyeceksin. Doğru mu? Şimdi o zaman o süpürgeyle kalbi temizleyelim olur mu? O da olmaz. Bu kalbin temizliğinin örtüsü, aleti zikrullah'tır arkadaşlar. Yani Mevla Teala'nın, şimdi soruyorum size Allah rızası için ya. Mevla Teala'nın kalbine tecelli etmesini ister misin? Anlayamadım. Bak lafa geldi mi herkes söylüyor isteriz. O zaman bunun tecelli yolu arkadaşlar bu kalp zikrullahla meşgul olması lazım ki o zaman Allah oraya ne yapsın? Rabbim her birimize ikram etsin. Amin. Olur inşallah. i̇nşallah. Öyledir kalpleriniz. İnşallah. Değil mi? <laughs> Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Resulullah bu sırrı işaret. Ebu Bekir için iddi itme gaflet. Bak dikkat ediyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu sırra, bu güzelliklere, bu gizli olan işlere işaret buyurdu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh için gaflette bulunma, dikkat et. Benim kalbime bir şey akıtılmadı diyor Efendimiz. Ne akıtılırsa onun kalbine akıttım. Kalple, kalkıp da gaflette gaflet ifadeleri kullanma. Yanlış ifadeleri kullanma. Hoş olmayan ifadeleri kullanma. Hatta ne'udü billah. Ne'udü billah. ismini vermeden söylüyorum. Bir millet bir millet kendisini de iyi takdim etmeye çalışan hatta dünya üzerinde bakıldığı zaman Müslüman olarak değerlendirilen bir millet Hazreti Ebubekir'e ağır ithamda bulunuyorlar. Sıddıklı dağına. Ağır ithamda bulunuyorlar. Allah hepimiz muhafızayız. Bunların dinle alakası yok. Hazreti Ebubekir'e laf söylenir mi ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Amma ve lakin Allah uzak etsin inşallah. Kestiti savunma musallatla bu devlet çok oruç tutmakla, çok namaz kılmakla bu devlete ulaşmadı diyor. Ehli sünneti itikadında peygamberlerden sonra en kıymetli insan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Peşinden Hazreti Ömer radıyallahu anh'dır. Peygamberlerden sonra ehli sünneti itikadında bizim itikadımız yani. En kıymetli insan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dır hem maddi hem manevi konuda kazanmıştır. Manevi konusunda Miraç gecesinde biliyorsunuz Miraç gecesinde. Miraç gecesinde öyle çok kolay geliyorsun anlatın mı? Dikkat et. Rica ediyorum. Olayı düşünürken biraz rica ediyorum. Nasıl düşüneceksin? Canlı. O günkü şartlarda o günkü şartlarda Mekke'den Me mescid Aksa'ya yani Filistin. Çünkü şimdiki, şimdiki ifadeyle Kudüs'e o gün şartlarda gidiş mesafesi deve yürüyüşüyle iki ay. iki aylık mesafe. Kaç aylık mesafe? Aylık. Dönüşü var. Yedi kaç sabah var. Miraç var. ve şimdi bunların hepsini hesap ettiğinde akşamleyin beraberler. Neyle akşamleyin? Beraberler. Akşamleyin beraberler. Sabahleyin Ebu Cehil'in avanesi gidiyorlar Hazreti Ebu bekliyorlar ki senin arkadaşın var ya dostun var ya Diyor ki bu gece e, Mescid-i Aksa'ya gitmiş Orada yedi kaç zaman Dikkat et ifadeye rica ediyorum Akşam berabersin Yedi kaç semaya çıkmış Sonra dönüş yapmış gelmiş Böyle anlatıyor ne dersin Akşam berabersin Sabahleyin böyle anlatıyorlar sana Buyuruyor ki Allah Allah Ağzından duydunuz mu diyor Ağzından duyduktu, O zaman tamam diyor ya. İtirazsız tamam. Ya bir dakika bir konuşayım. Yani bir söylüyor ama dur bakalım bir inceleyelim bakalım. Öyle bir şey yok ya. Öyle inceleyeyim, bir sorayım, bir şeyler anlatmaya anlamaya çalışayım, bir istişare yapayım, bir görüşeyim kendisiyle. Öyle bir şey yok. Ne diyor? Ne buyuruyor? Ağzından ağzından çıktı mı diyor? Çıktı. Tamam hiç konuşmayayım. Bu böyledir. Doğrudur. Rabbim bu teslimiyeti, bu sadakati iyi anlamaya bir müzik rahmet evet, lafta kolay. Manevi anlamda, dikkat edin, manevi anlamda bu ifade. Maddi anlamda Tebuk Savaşı'nda biliyorsunuz çağ bulacak, herkesten ne varsa getirin, yani gücünüz nispetine getirin, Çoluğuna çocuğuna ait ne var? Kendine ait ne var? Her şeyini, evinde ne var? Mutfağında ne var? Her şeyi toplamış getirmiş. Ya hiçbir şey bırakmamış ya. Ama ben kendisine zaten hayran oluyorum da ondan tabii daha değişik bir şey söyleyeceğim. Hanımına da annemiz, annemiz ya o bizim biliyorsunuz. Peygamber e, kardeş, peygamberimizin mevzu kaynağı nasıl oluyor? Yani annesi. Bizim de annemiz ya gerçekten ona şaşırıyorum ben ya. Hadi kendisi tamam da hanımı da nasıl müsaade etmiş düşünebiliyor musun? Evinde ne var ne yok. Mutfak eşyası şuymuş buymuş. Ya, hiç ayırım yapmadan her şeyi getirmiş ya. Siz renkleriniz bir attı. Nasıl olacak ya? Hadi kendini yırtarsın da. Evdeki eşyayı bırakır mı ya hanımlar? He? Hey. Rabbim'i yanlama biz Gördün mü? Bak maddi konuda da her şeyle teslim. Manevi konuda her şeyle teslim. Sen kalkacaksın şimdi Hazreti Ebu <laughs> Sen kimsin ya? Sen ne anlatırsın? Ne anladı billah. Rabbim hepimizi muhabbet etsin. Amin. Sonra o yüzden peki nasıl olmuştu bu güzelliği? Değildir aks nuru Onun çok oruç tutmasıyla, çok namaz kılması değil. Gönlünü Resulullah'a kaptırmasıyla. Ya Resulallah seni hiç unutamıyorum. Çok özür diliyorum. Hacet esnasında da unutamıyorum. Üzülüyorum ya Resulallah. Hacet esnasında da unutamıyorum. Unutmak istiyormuş yani. peygamber unutmak istiyormuş. Ama unutamıyorum ya Resulallah. Üzülüyorum diyor. Üzülüyorum. Yani hacet esnasında olduğu için utanıyor yani. Böyle bir aşık. Böyle bir sevgi. Böyle bir muhabbet. Rabbim cümlemize ikram etsin. Başaracağız inşallah. O sevgiyi yakaladın mı? O kalbi güzellikleri gerçekten Allah dostuna kıymetli insana teslim ettin mi? O zaman bu iş olur. Rabbim cümlemizi ikram etsin. Allah Allah. Bu aksi indiba et gel gidelim. Ama bu akis bu yani aksetme yolu yani kalpten kalbe aksetme yolunun özelliği şu arkadaşlar. Kendinden kendinden var olacak. Öyle güzellik yakalayacaksın ki artık İndiba kendinden meydana gelecek. Kendi kalbin onu üretecek. Kendi kalbin onu meydana getirecek. İnşallah. İnşallah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Yani devamlı dışarıdan etkilenme şartıyla olmayacak. Dışarıdan etkilenme şartıyla başlayan, dışarıdan tekrar ediyorum, başka kalplerden etkilenme şartıyla başlayan o güzellik, senin kalbinde artık öyle bir hale gelecek ki, kendinde o özelliği meydana çıkartmış olacak. Çünkü kalbinde o, o özellik yatıyor. Tekrar ediyorum. Kalbinde o özellik ne yapıyor? Herkesin kalbinde o özellik var arkadaşlar. Feyzi kendi kendine oluşturma özelliği. Tekrar ediyorum. Feyzi kendi kendine oluşturma özelliği. Sırları ortaya çıkartma özelliği. Hakikatleri ortaya çıkartma özelliği. Kalpli, kalbi gerçekten pak etme özelliği. Mevla'nın tecellisini çekme özelliği. Her kalpte mevcut ama en netice ilk başında... Akis oluyor olur. Sonra kendisinden, kendisinde tabiat olur arkadaşlar. Kendisine üretir. Rabbim hepimize ikram etsin. Sizin kalpler öyledir inşallah. Başarmışızdır. Başaramazsak insan mahcup olur ya. Onu becerme, bunu becerme. Mübarek neyi becereceğiz ya. Ama başaracağız. Rabbimizin güzelliklerini kalbimize seyredeceğiz inşallah. Evet, şimdi ayetlerimize geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh Aleyhisselam'ın evladı ile olan temasını anlatıyor Mevlamız. Ama bunları nasıl dinlemek lazım? Gerçekten canlandırmak lazım ya. Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Kaç? Allah'ımız öyle ya. Ve laqad Nuhan ila kavmihi fele bitefihim 1000 senetin illa 50 Allah'ımız öyle ya. Ruhu biz diyor peygamber rakamine gönderdik. Onların arasında diyor Mevlamız bin yıldan 50 yıl eksik. Kaç yıl? Kaç oldu yani? Onlara peygamberlik. 950 sene. İma edenlerin sayısı kaç? 80 kişi. 80 aile de ifadede kullanılıyor. E gördün mü sen şimdi ya? Hocam insan yoktu. Yok. Yeryüzü dolu. Güney dolu yani. Ama maalesef derler ya ifade olarak Nuh dediler ama ne demeler peygamber. Ne inatçıydı şey. ya Rabbim her birimizi bu inattan muhafaza etsin. Çok tehlikeli arkadaşlar. Tabi netice itibariyle 950 sene peygamberlik yapıyor. Çok büyük mücadele veriyor. Büyük esiyetler yapıyorlar kendilerine. Taşlama ise taşlama. Bir defasında öyle bir taşlamışlar ki üzerinde taş yığını oluşmuş. Taş yığını. Altında kalmış yani. Öldü diye bırakıyorlar ha bu, bu durumlarda. Ne diye bırakıyorlar? Öldü diye bırakıyorlar. Ama Rabbim öldürmeyince ne olur? Önüne de öldürmüyor. Kalkıyor. Yine kalkıyor. Yine gidiyor kapılara. Tak tak. E kim o? E niye geldin? İşte sizi davete geldim. Yine devam yani. Hızmıyor, darılmıyor, devam. 950 sene. Sen bir günde bu karısın. Bir kere söyle. Gelsin ya, sen sen ya sen. Söylesene. E söyledim ya. E, Baba kaç kere söyledim? E, bir kere söyle. Bir kere söylemek de olur mu ya? 950 sene, 950 sene arkadaşlar. Bıkmadan, yılmadan. Aynı tazelikte, aynı mükemmellikte, aynı merhamette bıkmadan, yılmadan devam. Rabbim bu ciddiyeti güzel anlamı hepimize Zekir Amin Yani. Bu istikamet büyük istikamet ya. Allah'ımız buyuruyor mu? Hadi kader ifade. Başka kitap mı kitap okumuyorum size. Rabbimizin ifadesi bunlar. En netice 950 sene sonra artık dayanamamış. Rabbi La teder alel min minel kafirine diyara. Ya Rabbi diyor Yeryüzünde artık bir tane kafir istemiyorum. Tabii o kadar mücadele verdikten. Sen şimdi şimdiden istemiyorsun. Hiçbir mücadelen olmadığı halde hiçbir gayretin olmadığı halde, hiçbir müdahalen olmadığı halde şimdiden bak ya şu kafirler var nefes. Ya bırak şimdi ya. Sen bir çalış bakalım ya. Ya sen bir çalış. Senin çalışman karşısında Rabbimizi ifadesini söylüyorum. Vallahu bütün bu Allah bunu tamamlayacak ya. Nuh Aleyhisselam'a bu veya onun ah ehline bu bu ifade kullanılmamıştı. Ama bize kullanıldı. Mevlamız bize kullandı ya bunu. Bizim zamanımızda ya bizim zamanımızdayken bu ümmet zamanında Allah bu nuru yeryüzünün tamamına hakim kılacak ya. Kafirler istemese de bu iş böyle olacak. Olacak diyor Hazreti Allah bitmiştir. Ama biz gayret gösterirsek bizim zamanımızda olur. Rabbim ikram etsin. Ama gayret göstermezsen, tembellik yaparsan, fark etmez oynarsan, ya boş ver dersen, o zaman iyi ki bu eti bir diyor Mevla sizi alırım diyor, başka kavim getiririm, onlarla bu işi bitiririm. E ne gereği var? Mübarek adam. O yüzden netice itibariyle kaç sene çalışmış Nuh Aleyhisselam? Bizim o kadar ömrümüz yok arkadaşlar. Ama Mevla Teala bize de kıyak yaptı. Bak o 950 sene mücadele verdi. Bizim bir gecelerimiz, bir gecemiz, bir kaç? 80, 83 yıl, tekrar bin ay, bin ay. Kaç ay? 83 sene, 4 aydan daha hayırlı. O da daha hayırlı diyor, dikkat edin. En yani, tamam bu yani. Tekrar. Bir gecemiz. Kader gelişemeyiz biliyorsunuz. Ama ve lakin, eğer biz kısa zamanda çok kazanma şansımız var eğer çalışırsak. Eski ümmetler bizim için ne düşünüyorlar biliyor musunuz? Düşünüyorlarmış ki bunların ömrü 50-60 sene 70 seneden bahsediliyor ya bizim için. Bunlar dese arınlarını, arınlarını secdeden hiç kaldırmayacak. Allah'ın öyle öyleyizdir inşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Netice itibariyle Nuh Aleyhisselam tabi deyince Ya Rabbi yeryüzünde bir tane kafir ne yapmıyorum? Mevla ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve la tuhâdıbni fillezîne bu. Madem bu duayı yaptın o zaman bu zalimler hakkında bana ne yapma bir daha? Bana muhatap olma. Duanı kabul ettim. Cezalarını veriyorum yani. Çünkü devamı var. Bunun devamı var şimdi söyleyeceğim. Ama Mevla ne diyor? Bir daha ne yapma? Müracaat Müracaatın yok. Bitmiştir. Tabi Nuh Aleyhisselam'a Mevla Teala Aleyhisselam bu sefer bir gemi yap diyor, buyuruyor. Bir ifadeye göre dört yılda yapmış. Bir ifadeye göre iki yılda yapmış arkadaşlar. İlk gemi yapıyor biliyorsun Nuh Aleyhisselam. 300 zira boyundaymış arkadaşlar. Kısa anlattım çok anladınız. için oralara girmiyorum. Başlayamış kavmi. Ya Nuh ne oldu? Sen peygamberi bıraktın marangozluğa mı başladın? Ağır ifadeler. Dağ başında bu geminin ne işi var? Burası dağ. Suyun burada ne işi var? Gibi ifadeler. Nuh Aleyhisselam cevap vermiyormuş onlara. Ölçü tan, tenur. Yani bizim anlayacağımız ifade da tandır. Daha anlayacağımız cefa da fırın. Ekmek fırınları var ya. Oradan su fışkırmaya başladı mı olay başlamıştır yani. O zamana kadar şey var. Nuh Aleyhisselam gemi yapıyor. Mevla Nuh Aleyhisselam buyurdu ki senin ehlini kurtaracağım. Ehli ne yapacağım? Burası çok önemli. Zaten konumuz burası. Diğerleri işin başlangıcıydı arkadaşlar. Gemi yapılıyor ve ehlini gemiye alıyor. Ehli ne yapıyor? Gemiyorum. Ve kâler kebu. Dedi ki onlara diyor, binin. Fiha bu gemiye Bismillah. Allah'ın adıyla binin. Allah'ım bize de her hayırlı işlerimizde inşallah kendi adıyla yürümeyi nasip etsin inşallah. Allah. O yüzden arkadaşlar her hayırlı işte mutlaka diyor Efendimiz besmele başlayın. Bir iş besmele ile başlanmadı onun sonu epterdir, kesiktir, bereketsizdir. Ama hayırlı iş. Harama, yanlış işe besmele başlanmaz. Özellikle söyleyeyim bari kızmayın ama Söyleyeyim mi? Çok tehlikeli bir konu. Özellikle söylüyorum. Dikkat et. Özellikle. Sakal tıraşını yaparken kesinlikle besmele çekmeyin. Yanlış anlaşılmasın. Baştan söyleyeyim. O yani jiletle vuranlar için söylüyorum. Normal tıraş olanlar için de. Baştan söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Tehlikeye girmesin şey. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu da çok tehlikeli. Adam ne anladı billah? Yanlış bir masaya oturacak. Neye oturacak? İşte bir Bismillah filan falan. Ya mübarek kadar nerede oturuyorsun ya? Oturduğun yer neresi ya? Yani hoş olmayan kumar masalarına, çirkin masalara veya bunun gibi yerlere Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. O yüzden hayırlı işlerle nasıl yapacağız? Bismillah la Hayırlı olmayan işlere besmeleyle. Çünkü diyor bu geminin diyor mecreya akışı neyi? Akışı besmeleyle. Ömrü sağa duruşu besmeleyle. Her birimiz bir gemideyiz arkadaşlar. Dünya gemisindeyiz. Eğer besmeleyle hayırlı işlerde besmeleyle Allah'la beraber yürürsek Allah'la beraber yürürsek Allah'la beraber durursak işimiz her türlü bereketli olur arkadaşlar. Kurtuluş olur. O günkü şartlarda dünya suya gark oldu. O günkü şartlarda dikkat edin ifadeye. Suya gark oldu. Ama gemide bulunanlar kurtuldu. Allah'a teslim olanlar kurtuldu. Allah'a teslim olanlar kurtuldu. İnne Rabbi gafurur rahim diyor. Mevlamız muhakkak Rabbimiz ziyade esirgeyici, ziyade merhamet edicidir. Laf dinleyenler için geçerlidir. Laf dinleriz geçerli olur Allah'ın için. Ve hiye tecrübihi fi mevcin Dağlar gibi diyor dalgaların üstünde diyor. O gemiyi yürüttük diye Hazreti Allah. Dağlar gibi dalgalar dağlar gibi dalgalar üstünde diyor. O gemiyi ne yaptık? Ya Allah'ımız buyuruyor ya. Ve ne ne olay burası. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Ne yapmamış? İman etmemiş. Bir hanımıyla beraber Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ima etmemiş. Oğluna diyor ki Oğulcum Tabi bu Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dikkat edin ifadeye. İnsan kendi hayatına bakmalı. Etrafına bakmalı. Gerçekten etrafındakilerin durumu nedir incelemeli. Kendi evlatlarının durumunu, gençlerin durumunu incelemeli. Bakmalı yani. Öyle bakmadan olmaz. Oğulcum diyor. Oğulcum mükâne ya bu Bırak bu inadı gel. Oğlum gel. Bırak bu inadı. Rabbine iman et. Peygamberi kabul et. Gel şu gemiye bit. Ve mal tekum kafirin. Kafirlerle beraber olma. Oğulcu. Rabbim iyi anlamı hepimiz ekran O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bak peygamber evladı ama ne yapmadı? İman etmedi yani. Rabbim evlatlarımıza gerçekten güzel sahip çıkmayı hepimiz ikram etsin. İhsan etsin. Gale. Sâvi ila cebelin yâsımını ben... Yok diyor yok. Suların ulaşamayacağı dağlara çıkacağım. Tepelere çıkacağım. Senin Rabbinin suları orada ulaşamayacak. Yani boğulmayacağım yani. Güzel insan kıymetli insan. İnan bugün de öyle. Ha, böyle söylüyor. Gençlik böyle söylüyor. Evlatların belki böyle söylüyor. Öyle ifadeler kullanıyor ki billah. Allah'a isyan ifadeleri çerçevesinde. Sen anlamazsın mantığına düşürüyor seni. Niye? Yetiştirme tarzı. Yetiştirme tarzı güzel insan. Seni kenara atmak için elinden geleni yapıyorum. Sen de bu fırsatı bir tanıyorsun. Ondan sonra hadi bakalım. Evlat tehlikeye düşmüş. Rabbim bütün evlatlarımızı gençliğimizi muhafaza etsin. Ama dikkat etmek lazım. Mevlamız bunları bize anlatıyorsa... Bak peygamber evladı böyle olmuş. Sana bana ne oluyor demektir yani. Sana bana ne oluyor? O yüzden Rabbim iyi anlamaya gidecek. Sonra o Aleyhisselam diyor ki Gâle la asmel yevme min illa bugün Allah'ın merhamet etme, ettiklerinden başka kimseye korunma yoktur. Korunma yoktur. Ama aynı şey bugün de geçerli. Yorum yapma bir takım işlerde bir takım şeylere kendini meylettirme bir takım yerlerden menfaat bekleme Rabbimizin işlerini başkalarından bekleme Rabbimizin yapması yap yapacağı işleri sen başkalarına bağlarsan işi öyle oraya bağlar ondan sonra o iş yine olmaz sen dersen ki şimdi başlıyorsun senin sistem bu şimdi şöyle 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 olacak pat diye böyle olacak öyle bir şey yok Rabbine sığınacaksın Rabbine sığınacaksın. Rabbine sığınarak, Rabbini dinleyerek, Rabbinin sana vermiş olduğu nimetleri güzel kullanarak, onun emrinde kullanarak bu işi kurtaracaksın. Yoksa falanca şöyle gelecek, pişmanca böyle gelecek, şöyle yetiştireceğim, böyle yetiştireceğim. Daha açık konuşayım, daha açık konuşayım size. Çok daha açık konuşuyorum. Şimdi daha önce şöyle bir ifadeler vardı. Belli köşeleri tutacağız, Ç çocuklarımızı böyle yetiştireceğiz Okullarda, üniversitelerde, liselerde Şunlarda, bunlarda böyle yetiştireceğiz Belli yerleri kapacağız Belli yerleri aldıktan sonra Ondan sonra İslam'ı yayacağız Bugün o ifadeye sen paralel diyorsun biliyor musun? Bugün o ifadeye bunu söylüyorsun sen ya yani. e Ne oldu şimdi? Demek ki gülüm Güzel insan, kıymetli insan Allah'tan başkasının alacak kapı yok Allah'ı memnun edeceksin. Rabbim bu işi tamamlayacak. Rabbim bu işi tamamlamasını istiyorsan Rabbimi dinleyeceksin. Anayasa mı yapacaksın? Rabbimi dinleyeceksin. Rabbimi dinlemediği müddetçe kim olursa olsun mutlaka başka yerden sıkıntı çıkar. Rabbimi hangi konuda dinlemiyorsun? Takip et. Şu konuda dinlemiyor. O konuda mutlaka sıkıntı çıkacak. Bu iş şahısların işi değil. Bu iş toplumun halkın hepimizin işi. Her Müslümanın işi arkadaşlar. Şahıslara bu işi bırakma durumunda değiliz. Eğer biz gerçekten şimdi siz başka yerlere aldınız biliyorum ama öyle değil. Biz gerçekten bu işi bu şekilde alırsak Rabbime gerçekten sığınırsak Rabbim bu işi bitirecek dersek bu işin sahibi Allah dersek Allah nurunu o zaman tamamlayacak. Yoksa öbür türlü sen bahanen uydurdun. Senin büyüğün de bahanesi uydurmuştu. Senin büyüğünün de gençlik yılında İslam'ın nuru Türkiye'ye yayılmıştı. Öyle düşünüyordu Ama o ahirette. Sen de öyle düşünüyordun. Sen de ahiret yolcusu. E bir senden sonra gelen evlatlar da öyle düşünüyordu. Onlar da işama bir yerlere bağladı. En netice böyle devam ediyoruz. İnşallah ne zamanki Rabbimize tam yöneleceğiz. Rabbim bu işi bitirecek inşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Çare bu arkadaşlar. Kim ne derse desin. Açık bir de söylüyorum. Kâle la asimel yevm min emrillâhi illâ rahim. Allah'ın merhameti olmadığı müddetçe sığınma başka yere olmaz. Sığınma kimedir? Allah. Rabbim başarmayı nasip etsin. Tabi böyle olunca diyor. Kime söylüyor Nuhal sen bunu? Oğluna. oğluna söylüyor ya. Kendi oğluna söylüyor ya. O halde بينهم الموج Aralarına diyor Mevla Teala dalga girdi, aralarına ne girdi. Dalga. dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu diyor. Mevlamız buyuruyor ya. Rabbim çok iyi anlamayı bize ikram eylesin. En netice. Sonra 6 ay diyor. 6 ay gemi ne yaptı? Dalgalarda yüz yüzdü. Ondan sonra Kudüs dağında ne yaptı? Oturdu diyor arkadaşlar. Nereye oturmuş? Nuh Aleyhisselam Mevla Teala'ya müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor. Bu ayetlerin devamında da tabii arkadaşlar. Ya Rabbi diyor. Sen buyurmuştun ki senin ehlini kurtaracağım. Senin ehlini ne yapacağım? Evet. Kurtaracağım. Evet. Ama oğlum, oğlum ve nâdâ nûhun rabbehu fekâl rabbi in ebni min ehli. Oğlum benim ehlimdendi. Ve inne vâdekel hak. Ya Rabbi senin de sözüm vardı. Ve en tahkimul hakimin. Sen hakimler hakimisin ya Rabbi. Senin hükmün mutlaka yerindedir ya Rabbi. Ama benim oğlum kurtulmadı. Deyince dikkat edin ifadeye. Gâle ya Nuhu innehu leyse min ehlik. İnnehu amelun gayru salih. Ey Nuh. O senin ehlinden değildir. O salih amel işlememiştir. Fela tes aynı mealesine kebihi ay. Benden bilmediğin konu hakkında ne yapma? İsteme. Rabbim çok iyi anlamak nasip etsin. Gördün mü mübarek adam? O yüzden ehlimizin, ailemizin bile bizden olması için illa Allah'ını, peygamberini, kitabını, dinini kabullenmesi lazım. Rabbim bu yolda güzel çalışmalar hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Eksik kalmaktan bizleri muhafaza eylesin kendisine nasıl sığınmamız gerekiyorsa, ibadetlere nasıl sarılmamız gerekiyorsa, gerçekten İslam dönümünü Türkiye'de ötün dünyada yayılmasını bu konuda nasıl çalışmamız gerekiyorsa, Mevlam cümlemize ikram eylesin. Eksik kalmaktan cümlemizi muhafaza edesin. Başkalarından, Rabbimizin dışında başkalarından bir şey beklemekten de bizleri muhafaza eylesin. Mevla hepinizden razı olsun.